Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önce herhalde Erman'ın anlattıkları üzerinden bir gidecekleri de görmek lazım. Cagney'i zaten bedelsiz verdiniz. Bir kısmında kendisi ödeyecek Galatasaray Kulübü ücretinin. E şimdi Mustafa Muhammed'in satışı ki 10 milyon. Ya burada ben de programlarda 10 milyondan aşağı dolar olarak söylüyorum. Çünkü öyle alınmıştı. Satılmaz diye düşünüyordum ama biraz daha aşağıda kaldı gibi teklifler. Erman'ın bilgilerinden de altını çizerek ilerleyebiliriz. 4 milyon dolar alınmamış mı? 6,5 dedi galiba. 6,5. 6,5'a teklif vardı sanki. 6,5'a da. O 4'ü aldı. 6,5 teklif var. 10 evet. bekliyoruz. İstiyorlar. Bu evet. Durum bu. Yani zaten 10 beklediğini biliyorduk. Ben de 10'a gider diye düşünüyordum. Ama kabul edelim ki 10'a gidecek bir performansta sergiledi mi? Sergilemedi. Yani ama o potansiyeli hala görüldüğü için e, o paraları konuşuyoruz. Ki bir mesela bu sezon bir Beşiktaş maçı oynadı. Muazzam bir karşılaşmaydı. Yani kuvvet, hız, santrafor patlayıcı özellik. Onları gördüğün zaman yapabilir diyorsun ama istikrarlı bir şekilde yaptı mı? E yapam Ama bir yandan da Galatasaray'ın birinci santraforu var mıydı geçen sene? Yoktu yani. Dönüşerek ve değişerek oynayan bir santrafor hattı vardı. O yüzden kendi içinde çok dinamiği olan bir transfer o. E, evet ya biri daha oraya gelecektir ki Seferov için de daha önce yaptığı açıklamalarda yanında bir hani 9.5 diyebileceğimiz oyuncuyla oynamaktan daha rahat ettiğini söylediğini biliyoruz. Yani onu da birleştirdiğimiz zaman bir ikinci isim olabilir oralarda diye düşünüyorum. Hoş bir taraftan Kerem bir taraftan Yunus sizi besleyince e, Seferovic de sağlıklı bir halde olduğu zaman çok doğru adımlar 61 Galatasaray görürüz hücum hattında. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Mustafa Muhammed Nantes'a gidiyor. Galatasaray'dan ayrılığı geçen sezon direkten dönen Mustafa Muhammed bu kez sarı kırmızılı takıma veda ediyor. Fransa ligi takımlarından Nantes, Mısırlı golcü için Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonu teklifi yaptı. Fransız teknik ekibi Galatasaray'a 6 milyon euro teklif etti ve yapılan görüşmelerin ardından büyük oranda anlaşma sağlandı. Okan Buruk tarafından kamptaki performansı beğenilmeyen 24 yaşındaki futbolcunun transferine teknik heyetten onay çıktı. Kısa süre içinde Galatasaray kampından ayrılacak olan Mustafa Muhammed Fransa'ya giderek önce sağlık kontrollerinden geçecek sonra ise resmi sözleşmenin altına imza atacak. Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed 17 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Maalesef Galatasaray geldiğinde ilk ay dışında güzel bir performans ortaya koyamadı. Okan Buruk da gelecek sezon onu kadroda düşünmüyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Mustafa Muhammed'in gönderilmesi sizce doğru mu? Seferovic Galatasaray için geliyor. Galatasaray forvet takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı Kırmızılar adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulüp Benfica ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardı Seferovic bugün saat 8.30'da Türkiye'de olacak. Öte yandan Sarı Kırmızı Kulüp Seferovic'i satın alma opsiyonu kiralık olarak transfer ettiğini bugün açıklaması bekleniyor. Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon euro verecek olan Galatasaray oyuncu için 2,5 milyon euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız futbolcu Sarı Kırmızılar'da 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek. Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maçı çıkan Seferovic 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Galatasaray'ın da yeni sağ beki Dubais. Forvet hattını Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı Kırmızılar Lyon'dan Saabek oyuncusu Leo Dubais'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray Fransız Saabek için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imza atacak olan 27 yaşındaki futbolcu senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak. Fransız oyuncu çarşamba günü Türkiye'ye gelecek ve kendisini Sarı Kırmızı takımı bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'ın her konuda anlaşma saladığı Dubai's transferin en geç çarşamba gününe kadar kap açıklaması yapması bekleniyor. Saça boyu Fransa'ya dönüyor. Galatasaray'da transfer harekatı sürürken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Saça talip çıktı. Fransız sahabeki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Lig 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon euro teklif etti. Sarı Kırmızılar 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Saçaboy yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Galatasaray'da da Yunus Akgüney'in sözleşme. Geçen sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratan Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci yaşanıyor. Sarı kırmızının genç yıldız Yunus Akgün'ün Sigma karşısında gösterdiği performans yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. Başarılı futbolcu müsabakada gol perdesini açan isim olurken komisin golünde de asist yapan isim oldu. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya yönetim yeni bir sözleşme teklifi yapacak. Sigma karşısında önce şık bir gol atan sonrasında da Stepan sarı kırmızı futbolcu geçen seneki performansının üstüne çıkmak istediğini dile getirdi. Kariyer hedeflerine adım adım ilerlemek istediğini ifade eden Yunus. Şu anda sadece tek odam kendimi bir an önce yukarıya çekmek ve Galatasaray'a katkı sağlamak diye konuştu. Galatasaray'da da dev takas hamlesi. Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Florian ile de transfer anlaşması sağlayan Sarı Kırmızılar'da orta saha arayışlarına devam ettiği öğrenildi. Berkan Kutlu ve Taylan Antalya'dan beklenen katkıyı göremeyen Süper Lig devinin gündemine sürpriz bir isim aldığı öğrenildi. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray'ın gündeme gelen son oyuncu Berkay Özcan oldu. Sarı Kırmızıların bu transfer için görüşmeler başladığı öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın Başakşehir'e sunduğu transfer teklifi netlik kazandı. Galatasaray'da kurmayların Berkona üzerine karşılık Medipol Başakşehir'e Emre Kılınç'ı önerdiği belirtildi. Okan Burun takım içerisindeki yerli oyuncu kalitesini arttırmak için eski öğrencisini Galatasaray'a transfer etmek istediği kaydedildi. Sarı Kırmızılar ile Başakşehir arasındaki görüşmeler ciddi mesafede kat edildi. Berkay Özcan'a Başakşehir'e transfer eden isim Okan Buruk olması transferde bir avantaj olarak gösterildi. 24 yaşındaki ortası tecrübeli çalıştırıcının öğrencisi olarak Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşadı. Berkay Özcan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki oyuncunun Başakşehir olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitiyor. Emre Belezoğlu yönetimindeki Başakşehir'de geçtiğimiz sezon en fazla forma giyen oyuncular arasında Berkay Özcan'da yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu 36 müsabakada şans buldu. Berkay Özcan bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretti. Çağalınbaydan da Morutan açıklaması geldi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay takımdan ayrılan futbolcuların yerlerini doldurmaları gerektiğini söyledi. Rıza Çalınbay Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Morutan'ı kadroya dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.